Ronnie Coleman. Ronnie Coleman. Bir iki sebep anlatacağım size niye yaptım ben bu videoyu. Öncelikle Ronnie Coleman benim için tüm gelmiş geçmiş en iyi vücutçudur. Şimdi son hallerine, son yarışmalarına bakma. İlk şu çıktı da Olimpiyayı kazandıydı o gün. Mesela 90'lı yıllarda Dorian Yates bayağı şey ettiydi, darmadağın ettiydi yani öyle Olimpiyayı. Ben dedim bunu kim geçecek? Bunu aslında benim için Flex Wheeler en fazla haksızlık olan adam Olimpiyada benim için odur. En favori, en estetik sevdiğim vücut Flex Wheeler'dır. Ve Dorian bırakınca bu sporu dedim kesin %100 Flex alacak bunu. Kesin %100. Ronnie'yi de bilirdim o zaman ama Ronnie her zaman derecelere yaklaşamazdı bile. İlk onlara bile gelemezdi yarışı. Yani yeni bir vücutçu değildi o zaman. 1998. Yeni bir vücutçu da değildi. Ama yani sürekli gelirdi, yapardı. Hep 6'larda 16, 15, 14 yani o civarlarda oynardı. Ben dedim kesin Flex alacak bunu. Ben Flex'i rakibi göremem. Bir anda Donnie bir çıktı. Flex'in gibi estetikliği ama daha da büyük, daha da dolu, daha da şey. Dedim ne oldu ya bu Donnie'ye? Ne oldu adama böyle? Ve o anda dedim ki o Flex'i devirdi. Flex'i de verdi galiba 2 yıl üst üste. Ondan sonra zaten aldığı yolunu gitti. Yani zaten gittikçe vücut bozuldu. Şimdi hep sürekli o kütleyi büyü bak yap, büyü kaldır hep. O zaman o kadar zaman ilaç kullan şey et. Vücut başladı deforme olsun. Palomboizm başladı olsun. Karın başladı büyüsün. Daha fazla öyle çıksın. Böyle çıksın. Birkaç tane sakatlıklar oldu. Ameliyatlar oldu. Onlar da tabii ki geriye attı kendini ve vücudun estetikliğini bozdu. Yani kısacası yıprandı. Şimdi bu video ne için yapıyorum? Geçen gün bir fotoğraf paylaştım. Ben tam emin değildim. Photoshop oldu mu değil miydi? Bir çift biceps poz veriliyordu. Tartışılıyordu. Kimisi dedi Photoshop'tu, kimisi de değildi Photoshop. Ben araştırdım, baktım diğer fotoğraflarına. Evet, bayağı hacim düştü, yani kaybetti. Ama normaldir. Normaldir. Adam ameliyat geçirdi. Adam yani ilacı bıraktı. Evet, steroidi bıraktı. Sırf vücut şeysi. Çünkü böyle yani birçok vücutçular, yani daha önce bir şeyler paylaştım ki eski vücutçular ne hale geldilerdi. Yani bir sürü vardır eskiler. Şu adamlar yani 55-56 santim taşıyan adam gol bıraktı, ilacı bıraktığı anda yani düştü 40-41 santime. Yani ve ben niçin bunu paylaştım? Yok ki Ronnie ağır olsun diye ya güleyelim Ronnie'nin haline. Yok, çünkü hep herkes düşer. Yani ne çıkarsa emmek zorundadır. Yani o bir şey değil. Esas niye yaptım ben onu? Çünkü bizim gençler vardır ki halen daha inanıyorlar ki 50 santim adam gezen golundan, gezen ki doğaldır. Halen daha onu inanıyorlar ki 50 santim adam mesela Steve Fletcher doğaldır ya. Gidilen için Steve Fletcher doğaldır ya. Kalimasu doğaldır ya. Adam bir sürü öyle gibi şeyler. Çünkü onlar dediler ki doğaldır. Yani adam bile, Ronnie Coleman bile ki yani steroida ve genetiği olarak en güzel tepki veren şeye gördüm ki yani bırakınca yani ilacı ne hale insan gelir. O yüzden yani bu bir örnek olmak için yaptım yani ben bunu. Yani benim arkadaşım var Viking. Abi öyledir. 2 metre boy, 130 kilo. Tamam mı? Ve adamın golları da büyüktür aynı anda ve golları hem de yağlı, hem de golları 48'dir. Hem de yağlı, bu kadar büyük bilekleri var. Yani o adam bile diyet yapsın, yağı atsın, olacak kolları 43-44. Koskoca Viking. Anladın? O yüzden bana adamlar gelirler, benim kolum 50 santim diremde doğalım. O yüzden.
Yani esas amacım oydu. Ama hiçbir zaman Ronnie'ye saygısızlığım yoktur. Çünkü benim en gelmiş geçmiş en favori yani vücutçulardan biridir ve kesinlikle bence en iyi olimpiyadır Ronnie Coleman. Evet. Peki, bu başka bir şey atayım mı konunun içine? Tamam oldu değil mi? Yes, peace out.